السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا دائما. دون شكر رسالesinden netice-i hılkat-ı alemin en mühimi şükür olduğunu okumuştuk. Mevcudat-ı alem bir daire tarzında teşkil edip nokta-i merkeziye olarak hayat halk edilmiş. Bütün mevcudat hayata baktığını, sonra hayat alemleri bir daire suretine halk edip merkezine insanı bıraktığını, bütün hayat insanlara hizmet ettiğini, sonra insan ve hayvanları bir daire hükmünde teşkil edip rızık peşinde koştukları hakkında bir bahis okumuştuk. Kısmet olursa bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim, şöyle bir soru akla gelebilir. Madem ki Cenab-ı Allah rızkı mutlaki, mutlak rızkı taahhüt altına almıştır. Peki herkesin rızkı muayyen olsaydı, herkes kendi rızkını bilseydi ne olacaktı acaba? Evet, buna da en güzel cevap veren Bezzama Hazretleri 15. Şua'da şöyle cevap veriyor. Rızık ise hayattan sonra nimetlerin en büyük bir hazinesi ve şükür ve hamdin en zengin bir menbaı ve ubudiyet kulluğun ve dua ve ricaların en emniyetli bir madeni olmasında sürret-i zahirede, görününde müphem, gizli ve tesadüfe bağlı gibi göstermiş. Ta her vakit Razak-ı Kerim'in dergahına iltica ve rica ve yalvarmak ve hamd ve şükür şefaatiyle rızık istemek kapısı kapanmaz. Eğer rızık muayyen olsaydı, herkesin rızkı belli olsaydı, o zaman kimse ne yapmazdı? İltica ve ricalarda bulunmazdı. Allah'a yalvarmazdı haşa. Hamd ve şükür edilmezdi. Onun için Cenab-ı Allah müphem bırakmış ki herkes rızkı peşine dolaşsın, koşsun ve rızkı elde etsin. Evet, helal rızkı elde etmek de Cenab-ı Allah'ın bir sevgisidir. Yoksa muayyen olsa idi, mahiyeti bütün bütün değişecekti. Şakirane, minnetane ricalar, arzular, istekler, dualar, belki mütezellilane ubudiyet kapıları kapanırdı. Kulluk kapısı kapanacaktı. Evet. Şükürle devam ediyoruz. Dünden kaldığımız yerden. Şimdi görüyoruz ki her şey nasıl ki rızkın etrafında toplamış, ona bakıyor. Öyle de rızık dahi bütün envaiyle, bütün çeşitleriyle manen ve maleten, halen ve kalen şükü ile kaimdir. Şükür ile oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor. Çünkü rızka iştiha ve iştiyak bir nevi şükre fıtridir. Çünkü rızka iştiha ve iştiyak bir nevi şükre fıtridir. Ve telezzüz ve sebb dahi gayri şuuri bir şükürdür ki bütün hayvanatta bu şükür vardır. Evet, bir elmayı yediğimiz zaman isterse şuurumuz taalluk etsin, isterse etmez. İsterse bilerek, isterse bilmeyerek şükretsek veya etmesek, gayri şuuru bir şekilde o aldığımız zevk bize neyi veriyor? Bir şükrü gösteriyor. Yani manen o şükür hissediliyor. O tadı alıyor insan. Yalnız insan delalet ve küfür ile o fıtri şükür mahiyetini değiştiriyor. Şükürden şirke gidiyor. Allah muhafaza etsin. Yarın aynı konumuza devam etmek üzere Allah'a emanet olunuz.